yuvaların altında durup düşmesini bekliyorlar. Yaşam acımasızlık üzerine kurulu. Anne balıkçılığın olağanüstü çabası. Şimdi. Burası Orta Anadolu bölgesinde bir yayla. Burada birkaç çiftlik var ve küçükbaş hayvan üretimi yapmaktalar. Buraya yakın bir noktada sazlık var. Sazlıkta balıkçıl kuşları yaşamakta. Onları gözlemek için buradayız. Biz nereye mi konuşlandık? Çiftlik evlerinden birinin bahçesine. Burası bir ırmağın önüne set çekilerek oluşturulmuş bir gölet görünümünde. Birçok kuş türü bu gölette yaşıyor. Başta balıkçıl kuşları. Dere yatağında rastgele yetişmiş birkaç söğüt ağacı bu kuşların üreme alanı olmuş. Bu ağaçlardan birinde bir alaca balıkçıl yuva kurmuş. 4 yavrusunu büyütme telaşında. Avdan yeni döndü. Konsantre olunca yavrularını doyurmaya başlayacak. Uzaktan çan sesleri geliyor. Az ileride çiftlikte koyun sürüsü güneşin yakıcı sıcağının geçmesi için bekletilmekteler. Çünkü sıcak nedeniyle sürü gece otlatılmakta. Balıkçıl yuvasında yavrular beslenmeye başlamış. Yavrular aç, adeta çılgınca annenin gagasına saldırıyorlar. Balıkçılar yavrularını kusarak besleyen kuş türlerinden biri. Yavrular çok aç olmalı ki annenin mola vermesine bile tahammülleri yok. Diğer yandan sürü yola çıkıyor. Çünkü güneşin etkisi iyice zayıfladı. Sürü için otlanma vakti. Ama köpekler bizden biraz rahatsız. Umarım daha fazla yaklaşmazlar. Balıkçılar yuvalarını su kenarına kurmuşlar. Çünkü onlar balık ve diğer su canlılarıyla besleniyor. Yuvada hareketlilik devam ediyor. Ama mücadelenin içinde olan bu sefer baba balıkçıl. Yuvada beslenmeden çok kavga ediliyormuş görüntüsü var. Çok teşekkür ederim Afacan. Oo, bununla kuzuları iyileştireceğiz. Şöyle gösterelim. Yes, this way. Yes, please. Ver bakalım şunu. Çiftlik sahibi Mehmet Ali yoğun bir tempo içinde. Sürü otlatılmaya çıkmadan önce kuzulara hap yutturulacak. Bu parazit oluşumunu engellemek için. Bu biricik kızı Setana için de iyi bir fırsat. Babası sayesinde hayvanları yakından tanıma fırsatı bulabiliyor.
Mehmet Ali bu işin uzmanı. Çok kısa bir süre içinde onlarca kuzuya hap yutturuyor. Tamam. İlaç var cebimde. Yok. Tutar mısın lütfen? Korkma kuzucuk, sana ilaç içireceğiz. Artık sürü harekete hazır. Gece boyunca otlanacak ve sabah saatlerinde ağıla geri dönecekler. Yuvada beslenme savaşı tüm hızıyla sürüyor. Yuvada bulunan 4 yavru doymak nedir bilmiyor. Anne gidiyor, baba geliyor. Bu seferler gün boyu sürüyor. Akşama kadar avlanıp yorulan ebeveynler biraz dinlenmek istiyor ama yavrular buna da izin vermiyor. Gün sonundaysa yuvadan bir tek yavrunun sesi çıkıyor. Bu yumurtadan en son çıkan yavru. Beslenme savaşında yeterince besin alamadı. Yeterli beslenemediği için gelişemedi, güçsüz kaldı. Umarım yuvadan sağlıklı bir şekilde ayrılır. Süreç içinde buna biz de şahit olmak istiyoruz. Ama annenin başka bir derdi var. O yuva dizaynı derdinde. Yeterince doymayan dördüncü yavru bu duruma sinirlenmiş gibi. Bu arada yaylada ek uğraşlar içine girmiş köylüler de var. Bunlardan biri Ethem. Ethem'in ikinci uğraşı balıkçılık. Bugün bütün zamanını bu işe ayıracak. Ama ağlarını elden geçirmesi gerekiyor. Yuvada durum sakin. Anne avdan döndü ve kursak ağzına kadar yiyecek dolu. Ethem ise hala balık ağlarıyla didişmesini sürdürmekte. Yuvaya baba balıkçıl geliyor. Bu ikiliyi ilk defa birlikte görüyoruz. Anne yuvadan ayrılacak. Yavru besleme savaşı erkek balıkçılda. Ethem ise ağlarını düzene sokup yola koyuldu bile. Ethem yol ala dursun, yuvada sakinlik sağlanmış durumda. Ama yavrulardan biri eksik. Biz de merak ediyoruz, aşağıya düşmüş olabilir mi? Ethem hala ağını atacak uygun bir yer arayışında. Yuvada gergin bekleyiş devam ederken kayıp yavru kendini gösteriyor. (Gülüyor)
Yuvadakiler tepkili. Sevindiler mi yoksa çok mu kızdılar onu anlamış değiliz. Belki de bir selamlaşma biçimi. Ama işin tatlıya bağlandığı kesin. Etem derenin derin sularında ilerlemeye devam ediyor. Aslında bu dere yatağında karşılaşmak dahi istemediği bir balık türü yaşıyor. Bu İsrail yayını. Buna kara balık da deniyor. Eti çok lezzetsiz bir balık. Bu istilacı bir tür. 1 metre boya 35 kilogram ağırlığa kadar çıkabiliyor. Hızla üreyebiliyor. Yerli yayın olmak üzere diğer balık türleri için büyük tehlike. Şu an üreme dönemindeler. Derenin sığ alanları onlar için en uygun alanlar. Etem'in dere yolculuğu devam ediyor. Umarım uygun bir alan bulur. Yuva her zamanki gibi. Tansiyon bir türlü düşmüyor. Sazlıkta kara balıkların üreme faaliyetleri olanca hızıyla sürüyor. Bu seremoni birkaç gün daha devam edecek. Gördüğümüz kadarıyla hızla çoğalabilen bu balıklar yakın bir zamanda başka balık türlerinin neslini tüketecek gibi. Yuvada yine nöbet değişimi var. Anne balıkçıl yuvadan ayrılıyor. Fakat yuvada dikkatimizi çeken bir şey var. Yumurtadan en son çıkan yavru doğal gelişimin gerisinde kalmış gibi. Biraz daha dikkatli bakalım. Diğerleriyle aralarında neredeyse 10 kat fark oluşmuş. Ebeveynlerin gagasına ulaşamadığı için gelen yiyeceklerden yeterince faydalanamıyor. Yuvadan uçma aşamasına kadar yaşayabilir mi? Emin değiliz. Umarız doğanın kuralı işlemez. Herkes doydu ve sakinleşti. Sakinleşmeyen biri var. O da dördüncü yavru. O da çözümü çırpınmakta buluyor. Sazlığa dönüyoruz. İsrail yayın balığı ya da diğer adıyla kara balıkların yumurta bırakma süreci devam ediyor. Biz ise dere kenarında onları gözlemeye devam ediyoruz. Balıkçı Etemse geri dönüş yolunda. Beklentileri gerçekleşmedi. Bugün onun için şanssız bir gün. Balıkçıl kuşları ise uyuma hazırlığında. Gece yuva altları tilki, saz kedileri gibi yırtıcıların avlanma sahasına dönüyor. Bu yırtıcılar her gece periyodik olarak yuva altlarını kontrole geliyor. Yuvadan düşen bir yavrunun hiçbir şansı yok. Ertesi sabah sürü bozkırdan dönüş yolunda.
Susayan koyun ve kuzular dere kenarında yer bulma çabasında. Sürünün köpeği de sıcaktan fazlaca etkilenmişe benziyor. Dere kenarında bu gelişmeler yaşanırken yuvada anne soğuk bir sürprizle karşılaşıyor. Yuvada kimse yok. Anne şokta. Bir zaman sonra yavrulardan biri kendini gösteriyor. Anlaşılan anne bu duruma çok sinirlendi. Bir sinirle yuvayı terk ediyor. İlerleyen zamanda yavrular bir araya gelseler de bir cezayı hak ettiler gibi. Sürü ise dönüşe geçecek. Yuvadaysa olağanüstü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Anne geri döndü ama gagasında bir çöple. Fakat yavruların beklentisi başka. Anlaşılan ceza devam ediyor. Akşam yemeği iptal. Kolonide zaman akarken bozkır da kendi devinimini gerçekleştiriyor. Renkler yeşilden sarıya döndü. Hasat zamanı geldi. Biçer operatörü yoğun bir tempo içinde. Ekin tarlaları karış karış taranıyor. Balıkçıl yuvasında olan seyir devam ediyor. Ama bir değişiklik gözümüze çarptı. Yuvada dördüncü yavru yok. Düşündüğümüz şey gerçekleşmiş. Yavru ya öldü, ya yuvadan düştü ya da diğer kuşlar tarafından yenildi. Üzüldük. Doğanın kuralı bir kez daha işledi. Zayıf yavru kaybetti. Güçlü yavrular hayatta kaldı. Ama mücadele bitmiş değil elbette. Onlar hala vahşice annenin gagasına saldırmaya devam ediyor. Bu hayatta kalma içgüdüsü, yaşama içgüdüsü. Anne her zaman olduğu gibi çözümü yuvadan kaçmakta bulacak. Ağaçta başka yuvalar da var. Bu yuvalarda da yavrular büyüdü ve uçma aşamasına geldi. Bozkır'da işler tamamlandı gibi. Biçer operatörü tarla sahibinin beklediği o görüntüyü veriyor. Römörk dolmasa da hiç yoktan iyidir.
Diğer yandan Mehmet Ali'nin ağalı da bugün aksiyon dolu. Çünkü Mehmet Ali kuzuların bir kısmını pazara götürecek. Her şey umduğu gibi giderse yeni yatırımlar yapacak, gelecek yıla umutla girecek. Artık yuvada yaşam sona geliyor. Yavrular birkaç gün sonra yuvadan tamamen ayrılacak. Ebeveynler onları dallarda beslemeye devam edecek. Yeterli olgunluğa ulaşınca uçup avlanma tecrübesi edinmeye çalışacak. Fakat olumsuz durumlar da olacak. Bazen karga saldırısı sonucu, bazen de kendi hataları sonucunda dallardan düşecekler. Kimi asılı kalacak, kimi dallarda sıkışıp kalacak. Biz orada kaldığımız sürece gördüklerimize yardım edeceğiz. Göremediklerimiz yırtıcılara yem olacak. Vicdan azabı çeksek de şunu kabul etmekte hala zorlanıyoruz. Bu bir doğa kanunu. Sazlıkta, başka hayatlarda var. Onlar da yuvadan düşen bu yavruları yiyerek hayatlarını sürdürüyor. Bu yaşam acımasızlıklar üzerine kurulu. Maalesef. Hoşça kalın.